So say we all. 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 Merhabalar sevgili dostlar. Ayın uzak tarafında Far Side of the Moon'dasınız. Iron Judgment genişleme paketi ön inceleme serimizin 3. videosundayız. Bugün de yine inceleyeceğimiz 10 yeni kartımız var. O yüzden fazla vakit kaybetmeden 2 adet monster Kart ile hemen başlıyoruz. İlki sevgili dostlar Armored Crab Spider. 8 e, provision'e var oldukça yüksek. Ama buna karşılık 6 birim vücudu ve 2 birim zırhı var. Ve oynadığınız zaman... Rakip de seçtiğiniz bir düşman birimine orijinal gücü seviyesinde o kadar sayıda tur sürecek bir kanama veriyorsunuz Dolayısıyla e, maksimumunu Düşünürsek e, 10 tur sürecek Bir son roundda e, Eğer rakibiniz Daha ilk elden 10 ve üzeri bir birim oynarsa Maksimumda bu kart 8 provision'a 16 Skor üretebilir ama bunu görmeyeceğiz Elbette neden görmeyeceğiz çünkü hiçbir zaman rakibiniz Baştan o kadar 10 ve üzeri bir kart oynamayacak Dominance'a ihtiyaç duysa dahi oynamayacak yani Hemen hemen ortalama 5-6 e, Uzunluğunda bir birim oynarlar Bu da demek oluyor ki kanamaya hiçbir şekilde profile ile cevap veremezse ya da işte Cyclop ve konsum benzeri bir monster desesine karşı oynamıyorsanız ideal olarak işte 8 provision'a 11 puan ürettiği oyunlar bu kart için ortalama olacaktır diye söyleyebiliriz ki en kötü durumda zaten 3 tur kanama dahi kurtarsanız pozitif kısma geçiyorsunuz harcadığınız provision anlamında. Dolayısıyla bazı oyunlarda işte 8'e 8 kalacak ama ortalama da bunun üstüne çıkacağını öngörebildiğimize göre Master Destiny'de yer bulabileceğini düşünüyorum bu kartın. Bir sonraki kartımız Endrega Larva. Bunlar da sevgili dostlar. Önce bir şey bakalım. 5 Provision'ın bir birim vücudu ve iki birim zırhı var. Oyna oynamaz hemen kendisinden bir kopya spamlayıp sahaya sürüyor ve tribe var. Dolayısıyla bunlar ne? Zırhlı birer nekkerler. Nekkerlerin 4 birim provision'ı vardı. Bu sevgili dostlarımızın ise 5 birim provision'ı var. Dolayısıyla hani nekker baktığınız zaman o ilk oynadığınız el ortadan kaldırmaya çok müsaitler. Hatta bir sonraki tur yine 2 birim hasarla çok müsaitler. E burada ne yapıyorsunuz? 2 birim zırhı olduğu için ilk turda 3, ikinci turda 4, sonrasında 5 olmak üzere gittikçe rakibin harcayacağı hasar miktarı artmaya başlıyor. Cevap vermesi daha zorlaşıyor. O noktada Monster destelinde bundan sonra bence her ne kadar Provision'ı bir puan yüksek de olsa en azından bir tane bu Endrega Larvalardan göreceğimizi düşünüyorum. Nekker yerine. Ki Nekkerler de bir dönem, bunun önceki 2-3 sezon süresince ortadan kalkmışlardı. Çünkü işte Squirtle Meta'da çok yer kaplıyordu özellikle etni ve ondaki o Elf Archer'lar var ya arkaları oynayıp iki ayrı birimi birer birim hasar vereceğiniz. Ee, onlarla Nekker'ler çok rahat ortadan kalktığı için bir ara Nekker oyunu tamamen kesilmişti. O Monster'ların yine Prime döneminde dahi ama tekrar bu sezonlarda ufak ufak görüyoruz. Dead Love destelerinde bile olabiliyorlar en azından bir kopya. O tip destelerde Nekker yerine bunları göreceğimizi çok rahat söyleyebiliriz. Bir sonraki kartımıza bakalım. Armored Drakkar bir e, Skellige e, ünitesi ve bir gemi. Gördüğünüz üzere 5 provisiona, 4 birim vücudu, 2 birim de zırhı var. Güzel bir mekanik. Ne yapıyor? Her turun sonunda, her kendi turunun sonunda eğer bunun üzerinde zırh kalmamışsa kendisine 2 birim zırh ekliyor. Hmm, güzel. Hemen aklınıza Priest'ler geldi, değil mi? Yani onların yanına oynuyorsunuz. Hem onun verdiği hasar bunun armor'ına, zırhına gittiği için direkt 2 birim her tur sonunda üretiyorsunuz. Artı bunun zırhı sıfırlandığında nasılsa kendisine iki zırh daha ekliyor. Ama bir de zırhı sıfırlandığında bir etkisi var. Ne yapıyor? Her zırhı sıfırlandığında sevgili kendisini bir birim güçlendiriyor. Eğer iki birim Bloodthirst'e sahipseniz yani rakibinizde iki tane en az hasarlı birim varsa bu birim zırhı gittiğinde kendisini bir değil iki birim güçlendiriyor. Bu da ne demek? Evet Priestlerle sinerjisi var ama Butcherlarla da sinerjisi var. Çünkü genelde Eee işte sahada nasıl diyelim? Herald'larınızın o palları yoksa e, ve birbirin vücutlarınız yoksa baçır oynamak zor olabiliyor ki destede de muhakkak baçır tutuyorsunuz. Çünkü rakip her zaman Herald'ı ilk başta kitleyi ortadan kaldırıyor vesaire. O herald palları öldürebilmek ve onlardan sigırıtmak adına en kötü bir baçır ekliyorsunuz ama bu sefer de bazı durumlarda özellikle eğer rauntlar arasında Herald ve baçırlar ayrı düştüyse baçırdan sayı üretmek biraz zor olabiliyordu. O noktada herhangi bir priest oyununuz yoksa dahi sahada tutup e, Butcher'ları oynayabilirsiniz. Artı neyle sinerjisi var? Çok zorda kalırsanız yani. yani eliniz son turda 2-3 turluk bir son round'a gittiniz. Bu çektiniz. Malignant etmezsiniz eğer elinizde kunut varsa mesela. Neden? Hem kunutla ekstra sayı üretirsiniz. Çünkü bunun zırhından gidecek vereceğiniz iki hasar. Hem kunut bu noktada 8 puanlık bir oyun olacak. Artı kendisini bu bir güçlendirecek 5 puanlık oyun olacak gibi. Hani öyle kısa turlarda dahi Skellige'de kendisini kurtarabilecek bir kart. Dolayısıyla kesinlikle her derste, her destede yer bulabileceğini söyleyebiliriz. Bir sonraki kartımız yine Skellige. Bu sefer de Bot Builders. Bu da 5 Provision ve 5 birim vücudu var. Direkt kendisini karşılıyor. Ne yapıyorsunuz? Oynar oynamaz herhangi birime 2 birim zırh veriyorsunuz. Güzel. Zırh veren kartlar. Hem özel hem ünite olarak her zaten Faction'da olacağını biliyoruz. Onlardan ilki. ama bir de Order'ı var. Yani bunu oynadığınız zaman herhangi bir birime 2 birim zırh veriyorsunuz. Bir tur sonra bir birime daha bu sefer bir birim zırh veriyorsunuz. Ama eğer bu kartı oynarken sahada herhangi bir gemi kontrol ediyorsanız bu sefer zil kazanıyor. Dolayısıyla bir birime iki başka bir birime ya da aynı birime tekrar bir birim zırh verebiliyorsunuz. E, zırh sinerjisiyle oldukça iyi. Muhakkak sahada bir geminiz kalacaktır. Hepsini ortadan kaldıramazlar. birini kilitlerler veya hiç cevap veremezler. Dolayısıyla her zaman zil ile oynarsınız. Çok yüksek ihtimalle. Bir önceki kartla da sinerjisi var ama Şeye baktığınız zaman hani onun Armored Draker'ın e, iki turda bir zırhını sıfırlamasını isteyeceğiniz için zırhı ona kullanmazsınız. Dolayısıyla büyük ihtimalle başka kartlar verirsiniz. Bunlar ya mekanikler olur, belki gemiler olur. Mesela e, Longship'e zırh verdiğinizde rakibe bir vururken kendisinin zırhından gideceğini düşünürseniz Longship'lere daha çok rahat zırh verilebilir. O noktada güzel bir sinerji yakalarsınız. Bir sonraki kartımız bir Nifgard kartı. E, ee, Fifon var Garnel. Eee... Nifgard'daki Defender kartı. Şimdiye kadar bir tane Defender görmüştük. O da Monster'lardaydı. Bu da Nifgard'ın Defender'ı. 9 Provision, 2 Vücut, 2 Zırh. Hani Provision'a göre vücut biraz zayıf. Ama ne yapıyor deploy'la? Hemen Spawn edip, yani desteğiniz olması yine gerek yok. Bir Battle Preparation oynuyor. Geçen bölüm görmüştük. Bir taktik kartıydı Nifgard'da. Herhangi bir birimi Herhangi bir evet herhangi bir birim 2 birim güçlendirip 2 de zırh veriyordunuz. Eğer bu bir askerse, soldier etiketine sahipse 3 birim güçlendirip 2 birim zırh veriyordunuz. Dolayısıyla bu bir asker mi, şövalye mi onu bilmiyorum ama her halükarda battle preparation'ı kendi üstünde oynarsınız zaten. Ve en kötü ihtimalde 4 vücuda 2 zırhınız olacak. Ama eğer bu soldier etiketine sahipse ki bana pek bir de şövalye gibi görünmedi. Dolayısıyla 5 vücuda 4 zırhlı hale gelecek. Çünkü battle preparation'ı bundan başkasını oynamak istemezsiniz. Dolayısıyla Defender Tiken'i de düşününce oynayabileceğiniz bir kart. Şöyle düşünün. E, Ardal oynuyorsunuz. Hoş bu 9 provision oldukça yüksek ama eğer Damien ve şey kullanıyorsanız ki ben çok seviyorum Damien ve Stefan Ardal destelerini. Önce bunu oynarsınız. En kötü rakibinizin şey için yemleme olur. Çünkü biliyorsunuz kilitle statü olduğu için kilitle gitmiyor. Dolayısıyla purify etmesi lazım ya da öldürmesi lazım. Ki dediğim gibi 5 vücut, 4 zırh, 9 birim hasar demek kolay kolay öldüremezler. Bu sefer bunun olduğu sıraya direkt Damien ve benzerlerini oynayabilirsiniz ki kilitten hiç korkmuyoruz Damien ve Stefan'da. Çünkü her zaman en azından bir tane divinerımız oluyor purify etmek için kilitli mekaniklerimizi. Bir sonraki kartımız yine Nifgard. Glanis, Arp, Lornak. 7 provision, 4 vücut, 3 zırh. Güzel. Assimilate 2. Yani e, ne zaman kendi destenizde olmayan bir birim oynarsanız kendisini iki birim güçlendiriyor. Assimilate'i meme dışında pek görmüyoruz. Ya da işte ufak tefek bazı kartlar oluyor. Ee, i̇şte Diviner oynuyorsunuz. Purify yüzünden oynuyorsunuz ama Assimilate'i de oluyor. İşte yanında Ardol oynuyorsanız doğal olarak diplomasi oynuyorsanız oradan skor atıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim Bribery oynadığınızda ekstra skor üretiyorsunuz. E, bu kart da genel olarak tamamen Assimilate üzerine bir deste oynarsanız ki o da büyük ihtimalle Anna ile olur. Onunla çünkü çok güzel uyumlu oluyor. Damien'da eklediğiniz bir deste. E, Portal vesaireyle ile Remedy'lerle yerine göre e, Duchess Informant'larla güzel desteler var. Hatta tam da e, Pazartesi günün yayınında oynamıştık. Yayını bir Assimilate ile kapatmıştık. Keyifli desteler. Orada güçlü bir e, mekanik olarak yerini bulacaktır Ama assimilated bir deste full e, Meta'da ne kadar yukarılarda olur bilmiyorum ama el oynamasının keyifli olacağı kesin Bir sonraki kartımıza bakalım sevgili dostlar bir Northern Rams özel kartı Mad Charge 4 provisionlık bir kart Oynadığı zaman herhangi bir müttefik birimizi 3 birim güçlendirip 2 birim de zırh veriyorsunuz Eğer sahada bir şövalye kontrol ediyorsunuz bunlara art olarak bir de iki tür sürecek bir vitality veriyorsunuz e, Tam bir önceki bölümlerde Northern Realm'in zırhlı birimlerini incelerken demiştik. Zırh verecek özel kartlar da gelecektir ve belki bunlar işte warfare etiketine sahip olacaktır diye. Büyük ihtimalle warfare etiketi vardır. Öyle olması lazım. Dolayısıyla bir önceki kartlarla da sinerjisi olan 4 provision'da düşününce bütün zırh odaklı Northern Realms göreceğimiz bir kart olacak. Bir sonraki kartımız yine bir özel kart. bir neutral kart bu seferki. Piercing Missile 5 provision'lık bir özel kart sevgili dostlar herhangi bir birime zırhını zırhına bakmaksızın 4 birim hasar veriyor. Zırhına bakmaksızın ne demek? Yani zırhı yokmuşçasına hasar veriyor. Bu da şunu demek. 4 birimlik bir vücudu var ve üstüne ne kadar zırh olursa olsun onu öldürüyor. Ama eğer karşınızdaki rakibin zırhını yok etmeniz gerekiyorsa işte zırhı oldukça atıyorum barricade'i varsa ve zırhı oldukça bir değer üreten karsa ama vücudu 5 ise onu vurmak çok etkili olmaz. Çünkü zırh götürmüyor bu. Hatırlarsanız ilk bölümde miydi ya da bir önceki bölümde miydi neydi? Zırh varsa 4 değil 7 birim hasar verdiğin bir özel kart vardı. O ve benzerlerini zırhı ortadan kaldırmanızın önemli olduğu ünitelere karşı kullanacaksınız. Bu ve benzerlerini de vücudu 4 ve altında olan zırhlı birimlere kullanacaksınız. Dolayısıyla daha düşük vücutlu zırhlı mekaniklerde işe yarayacak bir özel kart. Neutral'da olduğu için her destede yer bulabilir. Sondan ikinci kartımız bir Squatter kartı. Miner e, bir Dwarf cüce gördüğünüz üzere 5 Provision 3 birim vücudu var ve ilk harmoniye sahip cücelerimiz olacak. Bunlar sevgili dostlar. Ne yapıyorsunuz oynadığınız zaman herhangi bir düşman birimine seçtiğiniz 2 birim hasar veriyorsunuz. Eğer Rove the Dwarf'unuz varsa sahada e, zırhına bakmaksızın 2 birim hasar veriyorsunuz. Rove the Dwarf'lar neydi? Genelde spam üzerinden çalışan kartlardı. Biraz o harmonide gelen Drite'lar gibi. E, vücutlarını daha net olarak bilmiyorduk hatırlarsanız. Hatta Dwarf'ın Chariot'la spamlayabiliyorduk. dolayısıyla o Dwarven chariot'la birlikte destinizde bulunacak kartlardan biri bu da ki dediğimiz gibi Harmony sistemi gittikçe güçleniyor. Hem Harmony etiketine sahip kartlar geliyor hem de Harmony besleyecek etiketler artıyor. Dolayısıyla 5 Provision'a güzel bir sistem, güzel bir mekanik, Skydetal destelerinde yer bulacaktır. Günün son kartı bir Syndicate kartı Mutant Killer. 5 Provision, 4 birim vücudu var. oynadığınızda bir bir masa biliyorsunuz bir düşman birimine eğer Kesenizde 7 altınız varsa horda bakıyor yani Bir yerine 3 birim hasar veriyorsunuz 3 birim hasar toplamda çok yüksek bir hasar değil Evet belirli bronz mekanikler 3 birim vücuda sahip Norton Realms'i de görüyoruz, Nilfgaard'ı da görüyoruz Ama yine de Bilemiyorum yani Şuna bakabilirsiniz yani sonuçta 5 Provision'a 3 hasar verdiğiniz zaman 7 birimlik bir oyun oluyor güzel Ki ben Horde mekaniğini de pek sevmiyorum çünkü elinizi Biraz sıkıştırıyor işte 7 altın biriktireceksiniz ki e, O sırada o altınları harcamayacaksınız harcama ihtiyacınız olmayacak Hani rakiple skor dengenize baktığınızda Ondan sonra bu kartı oynayacaksınız Vesaire vesaire yani aynı sebeplerden dolayı pek fazla şey de sevmiyorum mesela ben Flying Redenian da çok sevmiyorum port mekaniği bana biraz elimi kolumu bağlıyormuş gibi geliyor Çünkü kenarda altın varken harcamam gerekiyorsa O gerektiğinde ben harcamayı seviyorum Ama e, DJ'in biraz güçlenmesinden sonra yani her crime oynadığınızda bir de ekstra altın kazanıyor ya Öyle baktığınızda genelde hortlu kartlar DJ ile biraz daha uyumlu hale geldi Çünkü örnek verirsek alt tarafı bir eavesdrop oynuyorsunuz Zaten 5 altın geliyor bir de crime için 6 altı altın bir anda geliyor Çok rahat kenarda altın tutuyorsunuz DJ'in en büyük özelliklerinden birisi o onun için biraz da Poison, o Fistek'ler de oyuna girdi. Çünkü e, onunla da güzel 4 altın kazanıyorsunuz zehir verirken birbirine. Bir de Crime'den geliyor yine. 5 altın kazanıyorsunuz tek oyunda. E, bunlar DJ ile birlikte hortlu kartları biraz daha uyumlu hale getiriyorlar. Onlar da belki yer bulabilir. Dediğim gibi 3 birim hasar çok sevmemekle birlikte hem DJ'li destelerde yer bulabilir. Horduna çok beklemeniz gerekmediği için. E, dediğim gibi birçok Bronz Mekanik'te 3 birim vücudu var. Yani mesela işte ettiğiniz ve hemen Witch Hunter Execution geliyor aklınıza. Oynadıkları an rakibinizin el ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Genelde insanlar ya Pontar kullanıyorlar onlara. Dipindi Pontar kullanıyorsunuz. Onun dışında belki yer bulabilecek bir kart olabilir. Bu da 3 hasarıyla. Ki bir tane daha böyle kart vardı değil mi? O da Tribute'la idi. 2 Tribute'a deyince 3 hasar veriyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O da King of Beggars'la biraz sinerjisi vardı. O Tribute'ları düşürdü ama King of Beggars'la tabii... <laughs> DJ'den sonra neredeyse hiç sahalarda görmediğimiz bir lider haline geldi. Pekala lafı fazla uzatmayalım. Ee, üçüncü bölümün de sonuna geliyoruz. Ee, toplamda böylece 30 kart incelemiş olduk. Kenarda bir 15 kartımız var sanırım. Hemen hemen yakaladık sayılır. Dolayısıyla sevgili dostlar dördüncü bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.